Ay ay nasıl içimize sinen, nasıl böyle biz yıllardır böyle bir ortam bekliyormuşuz. Ondan sonra YouTube çekmeyi bekliyormuşuz. Ekip nasıl heyecanlı, biz nasıl heyecanlıyız. İkinci bölümü çektik. İnşallah ikinci bölümü de elimize yüzümüze bulaştırmayız diye düşünüyorum. Şimdi çok uzatmayacağımızı söyledim. Biliyorsunuz ilk bölümde bir açılış konuşması yaptım uzun uzadıya. Bundan sonra yapmayacağız ve direkt konuğumuzla zamana oynayıp ne kadar kısa cümleler kurarsak o kadar iyidir diyerek programı bitireceğiz. Bugünkü konuğumuz, ikinci konuğumuz daha doğrusu, bana gelen ikinci konuğu efendim Hüseyin Turan. Orada biri öyle abi çok enteresan. Hoş geldin bu arada. Hoş bulduk Rıza. Biz hani çok eski tanışıyoruz Hüseyin Baba ile. Bu kaçıncı abi? Hani artık ben sayamıyorum yani. Kaçıncı çekiyoruz televizyon yani programı? Unuttum ben de vallahi. Unuttuk değil mi abi? Yani o yüzden yani sanki hiç gitmemişin gibi, sanki böyle bir reklam arası vermişiz gibi devam ediyoruz evet, gibi. Evet ya bizim ilişkimiz seninle biliyorsun. Kaldığımız yerden hep başlar. Değil mi Rıza'cığım? Bizim ilişkimiz yani kimse de olmayan evet, bir ilişki. Valla 10 senede 10 sene bile görüşmesek, 10 senenin sonunda telefonda konuşsak yine babuş, baba ne haber, öyle, ne yapıyorsun? Tabii ki aynen öyle. Görüştüğümüzde böyle sarılırız falan filan. Bizim bu eski demeyeceğim ama böyle bir jenerasyon var ki. Evet abi ya. İyi insanlar böyle. Bravo, o insanlarla biz hep hep şey kaldığımız. Ama aralarda yani bir yemek de falan da yiyebiliriz abi. Böyle 3 ayda bir. Gerçi sen artık şu anda Londra'da. Ya ben acıkmıyorum çok. Öyle onun için. Evet, yani hani aralarda bir şey yapacağız desek bu arada. Ya her zaman. Hayatınız biraz değişmiş galiba. En son bıraktığım gibi değil. Aralarda görüşmek lazım. Ya Londra olayınız var değil mi? Ya böyle gidip gelmece. Gidip gelmece. Evet yani öyle bir hatta var. Neden abi Londra? Yağmuru mu seviyorsun? Kızımın eğitimi için gittik. Ama şeyi de severim ben böyle işte. Kapalı. Puslu hava. Evet aynen. Yani yağmur yağsın benim için hiç sıkıntı yok. Bizim şey popçular böyle gidiyorlar ya yurt dışına. Neydi o dil eğitimi falan. Ha dil eğitimi. Ben yani öyle bir şey sandım. İlk duyduğumda Hüseyin Turan Londra'ya gitti falan filan deyince. Şimdi ben 6 aydır da böyle yani dille ilgili. Ben de İngilizce yani sıfırdı. Vallahi abi hiç yok mu abi? Yes, yok, best falan yok. Hiçbir şey yoktu. Daha öncesinde je parle français. Fransızca biliyor musun? Gerçekten mi ya? Okullarda öğrendiğimiz bir şey vardı ya işte herkesin İngilizce, Almanca, Fransızca. Benimki Fransızcaydı. İngilizce bende sıfırdı ama şu an gerçekten mi ya? İngiliz pub'larda muhabbet edebiliyorum o derece. Evet, o derece. Mesela would you like to tennis? Tabii ki canım bunları biliyorum tabii ya. Vallahi gerçekten mi ya? Şaka mı yapıyorsun abi? Vallahi anlamıyorum artık şaka mı yapıyorsun? Wimbledon'a gitmeyi düşünüyorum. Vallahi süper abi. Vallahi şaka bir tarafa. Nasıl karar verdin ya? Yani öyle bir anda bir karar verdik. İşte kızımın... Zorla götürülmüşsün galiba ilk önce. Öyle bir şey yok tabii ki. İsteyerek gittim ve yani... Orayı da seviyorum, burayı da. Tabii ki insanın elbette memleketi... Tabii o başka, onun yeri çok başka. Yani ayrı mesele. Ama benim bir özelliğim var, ben her yere uyum sağlayabilen biriyim. Süper. Onun için... Öyle bir özelliğim var yani değil mi? Bir sıkıntı yok, işte konserler için gelip gidiyorum arada. Hı-hı. Ama 6 ay orada, 6 ay burada yani. Öyle 6 ay orada, yani. 6 ay burada. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, sağ olasın. Darısı başımıza, ne güzel değil mi? Düşünün 6 ay Londra'da, 6 ay İstanbul'da, Türkiye'de. Güzel bir hayat olsa gerek. Peki hocam, yoğun mu bu şey, bu durumları, bu konser durumları? Evet, evet. Yani onlardan da biraz konuşalım. Yani işte bir bu vesileyle zaten yani işte biraz da geldim. Böyle 29 Ekim haftası. Ondan Halloween. Ona gireceğim. Birazdan bir konuğumuz daha var. Onu sürpriz olarak. Onun dışında bir programımız da Ankara'da var. Oraya gideceğiz falan. Ondan sonra yine... Halloween programı mı abi bunlar? Yani... Abi ben Halloween'i her şartta kutluyorum ben. Yani çok sert bir geçiş oldu 29 Ekim'den Halloween. Cumhuriyeti kurduk şimdi artık. Halloween'a geçiyoruz. Bu arada sevgili izleyenler biz bundan 6 sene önce bir başka platformda yine böyle bir talk show çekerken daha profesyonel ortamlarda büyük büyük stüdyolarda değil mi Hüseyin Turan'ı yine bir Halloween arefesinde ağırlamıştık ve sürprizdir ki çok enteresan. Rezonans Kanunları diye bir kitap var mesela. Ben bunu okudum. Gerçekten algılarım değişti. Siz okudunuz mu onu? Yok okumadım. Okumadınız abi. Yani her şeyin bir enerjiyle. Güzel. Çok acayip. Enerjiyle kendine çekme diye bir şey var mesela. Bu kitabın temeli, ana teması bu. O yüzden herhalde çektik. 6 yıl önce seni ağırladığımız Halloween programında konuk olarak ağırladığımız
Aybüke burada. Evet. Aybüke burada. Evet, Aybüke hemen dönüyoruz Aybüke. Aybükeciğim canım nasılsın? Hoş geldin. Hiç değişmemiş. Hoş bulduk. Solumda ikinci Hakan Peker, Hüseyin Turan. Sen var mı böyle hiç yaşlanmayan ya? Kadın popçu falan var mı? Ajda Pekkan. Ajda, ooo Ajda Pekkan doğru. Ne haber? Bilmiyorum. İyiyim ama Hüseyin abi akşamları buzdolabında yatıyor galiba. Öyle mi? Evet, evet abi. Bir şüphelerim evet. var. Eyvallah. Hatırlıyor musun sen Hüseyin abini? Aybüke. Aybüke yani hazır böyle hani Halloween'den de bahsetmişken tanıdık bir vampir buldum. O yüzden onunla idare ediyoruz şimdi arada bize. Sevgili izleyenler yayına girmeden önce Aybüke tabii nezaket icabı. Hüseyin Turan'a dedi ki Hüseyin abi mi diyeyim ne diyeyim falan diye senin verdiğin cevap neydi abi? Unuttum abi ne dedim. Mal sizin dedi. Mal sizin. Geldim artık. Mal sizin yani ne demek istiyorsanız deyin dedi. Siz ne demeyi tercih ediyorsunuz şu anda? Ben şimdi evet, Hüseyin abi hocam. Demek istiyorum. Evet, tamam. Evet, yani. Fakat görüyorum taş gibi adam. Evet, eyvallah. Taş gibi adama abi demek ya görselle zihnimde bir uyuşmazlık böyle bir algı bozukluğu eyvallah, oldu. Eyvallah. O zaman abi diyelim biz. Ha? Sen yine de o zaman... Akışta bırak. Aynen akışta bırak. Ya işte. Efendim üçüncü geleneksel Halloween buluşmamızda. Aynen abi yani tabii ki bizi buraya bir araya getiren Halloween falan Halloween bilmem ne falan değil yani ben zaten buna karşı da bir adamım değil mi abi biz sadece bunun mağarasını yapalım. Yani, evet. Biz... Niye, aynen, abi niye karşı çıkıyorsun biz nasıl para kazanacağız? Tamam sen kazan senin için karşı çıkmıyorum da mesela Bankadar Caddesi'nde oturuyorum. Burası biliyorsunuz Karaköy çok tarihi mekanlar var evet, binalar evet, abi sen de bilirsin. Evet. Abi Halloween'ın olduğu 31 Ekim miydi o? 31 Ekim. Tabii yarın büyük ihtimalle biz bunu Cuma günü yayınlayacağız. Tabii 31'i Cumartesi'ye denk geliyor. Geçen sene mesela çok enteresan Migros'tan elinde siyah poşetle bira içen cadılar madılar görüyordum ben. Çok enteresan vallahi. Hani ya, biz bunu çok seviyoruz ülke olarak. Neden mesela bunu çok seviyoruz? Var mı bir fikrin yani bu kutlamayı? Efendim şimdi sizler star olduğunuz için işte ekran önünde ya da bir şekilde ilgi çekebiliyoruz. Çünkü evet. insanın bilgi ihtiyacı var. Ya da kendini gösterebileceği bir yaratıcılığını sergileyeceği ilgi gösterilmesi ihtiyacını karşılayan Ay, bir şey de, lazım. Halloween Derneği Başkanı gibi konuşuyor. Tabii. Eyvallah, şimdi kostüm giyecek, parti yapacak, arkadaşlarına değişik bir görseller sunacak. Tamam. Selfie çekip sosyal medyaya koyacak. Bu çok önemli değil mi abi? Bu çok önemli. Tamam, orası burada, için yaşıyoruz. Şimdi abi. Sen ne yapacaksın bize bu arada? Ona da başlayalım çünkü bir YouTube başlayalım, kısa program ya. Başlayalım, söyleyeyim söyle söyle. Söyleme veya sürpriz mi olsun? Söyleyeyim istersen kesersin. Söyle hadi tamam. İstersen Medusa. Medusa'yı yapacağım. Evet. Süper bir alkış. Ama bize ters bakman lazım bize. Ters bakması Tersten lazım. Tersten bakman lazım yoksa doğru, taş olmayalım bir de. Sakın aynen. bana bakmayın. Şimdi baktınız ben başlıyorum ondan sonra bitti. Aynen abi. Şimdi masada sevgili izleyenler görebiliyor musunuz? İki tane gözlük var. Yaşlı gözlüğü diyorum ben bunlara. Hocam ne zamandır takıyoruz bu yaşlı gözlüğü? Hocam bir 10 senesi var yani. Biri benim biri Hüseyin evet. Turan'ın bu arada 10 senesi var. Evet. Yani yakını göremiyoruz herhalde değil mi? Yani şeyde takmıyorum. Sahnede takmıyorum ama. Sahnede takmıyorum. Acil bir ihtiyaç olursa diye hep... yani bu da benim hani şey gibi mikrofon gibi senin. Ya benim mikrofon gibi bir aynen. Uzuv haline geldi bende. Son 10 yıldır benim de son 2 yıldır bu uzuv yani haline geldi. Her an elimin altında işte. Abi, yani. Aynen. Şimdi tam Aybüke ile konuşurken sosyal medyaya içerik üretme evet. böyle bir meslek var abi şu an. Evet. İçerik üretme mesleği yani oğlumuz ne iş yapıyor? İşte içerik üreticisi falan evet. filan. Bu artık bir meslek haline geldi. Yani. Herkes evet. böyle bir içerik üretmenin peşinde falan filan durumları var ya. Sen ne yapıyorsun? Biz çünkü tevellüt olarak çok hani yaşlı adamlarız. Yok öyle değiliz. Biz bence... Kafamız yatıyor mu buna? İçeriğin Allah'ıyız biz ama... işte, daha iyi olsun. İçerikse üretiriz mi? Biz zaten içeriğiz kardeşim yani. Valla yani sen mesela içerik üretiyor musun yoksa benim... üretilmiş içerikleri mi izliyorsun? Mesela sosyal medyada, internette hazır üretilmiş içerik mi izliyorsun? Kategori nedir mesela? Ne gibi? Hangi kategorileri seversin? Ya şimdi şöyle, ya ben kendim zaten albümlerimi, kliplerimi zaten koyuyorum. Yani içerik tamam. olarak. Okay. Onlar bir içerik. Ya o anlamda. İçerik. Ama onun haricinde yani ne bileyim yani siyasetten ekonomiye işte dil eğitiminden bilmem neye kadar her şeyi izliyorsunuz. İzlemeye dil çalışıyorum. Dil eğitimi çok enteresan geldi abi. Yani şey mi İngilizce öğrenmek, İngilizce mi geliştirmek? Öğrenme. Yani o konuda ben çok istekliyim. Yani dil hatta şimdi İngiltere'ye gidince de evet.
Ya o kadar böyle hayıflandım ki ya 10 yıl önce keşke başlasaymışım diye. Vallahi diyorsun ya. Evet ya yani böyle bir yeteneğim eksikmiş yani bizim nesilde bu. O zaman öyle diyebilir miyiz İngilizce öğrenmek? Ya, bir eksikliği hani bir iki lisan. Öğrenmek lazım yani dil iyi bir şey bence. şimdi 6 ay önceki Hüseyin Turan'la onunla şimdiki halim de yani bir şey zaten var. Bir fark var yani. De değişmiş abi. Ama orada da kekeliyormuşum onu fark ettim. Vallahi mi ya? Evet. Ya abi ben girmek istemedim. Şimdi her bütün programlarda giriyorlar. Yok yani. İşim öyle geyini yapıyor. Aynen girme ama sen girince bir giresim geldi benim de bu. ne oldu abi o biraz tabii artık eskisi gibi değil herhalde değil mi? Bayağı bir tabii yol canım, kat etmişsin yani kekemelikle ilgili. İşte bir yerde daha bu cümleyi yine böyle sarf etmiştim. Yine burada sarf edeyim. Artık bir işte peynir çeşidine döndük abi. Öyle vallahi çok da fazla hani kaşarlandık diyorsun. Burası rahat abi söyleyebilirsin. Hani onu tak bunu tak falan gibi bir şey değil. Doğru aynen bir yerden sonra. Işte ben hep bunu işte şey diye düşünüyorum. Yani ifade edebildiğin ölçüde hızlı konuşuyorsun zaten. Değil mi? İfade etmeyle ilgili. Şimdi İngilizceyi öğreneyim beni gör. Orada da takılmayacağım yani. Vallahi süper. Yani. Tabii şarkı söylerken böyle bir sıkıntı olmuyor yok, herhalde. Yani en çok kekelediğin dönemlerden bahsediyorum. Ritimsel bir şey olduğu için. Ama abi şey oldu mu ya böyle hayatında? Geçtiğimiz programlarda da böyle anlatmıştım. Böyle tam böyle can havliyle bir şey anlatmaya çalışırken çuvalladığın oldu mu mesela? Böyle bir hikayen var mı? Anlatamadığın yani hani ya böyle. Bir sürü hikaye var öyle canım. Yani çünkü mesela bir tane sen Allah aşkına şimdi yani. Bu programa girdin. Burada dedim az zaman var, hızlı yapacağız bu çekimi falan. Ben bir gerildim önce, dur bakayım dedim, nasıl olacak? Ama sıkıntı yok. İş başa düşünce bak konuşuyorum ben. Tabii can havliyle çalışıyor. Mesela atıyorum uçak... Ama bazen ne bileyim eski programlarda falan o kadar çok şey anlatmak istediğim şeyler vardı. Evet. Ama şimdi bakıyorsun çok hızlı akıyor program. Evet. Bir şekilde böyle şeye çekiyorsun kendini. Ya boş ver. Tam bir şey geliyor aklına ama söyle. Ya diyorsun ki ben bir türkümü söyleyeyim ondan anlatayım falan gibi öyle. Hani başlarsam sorunu getiremem korkusu. O yok, da daha çok tetikliyor galiba. Yok yok bende öyle bir sıkıntı hiçbir zaman olmadı. Ben Mansur mutlaka Ark'la söyleyeceğimi söylerim yani. Mansur Ark'la o da bizim çok sevgili bir dostumuz. Evet. Ondan sonra Naci Başuydu bu arada rahmetli aralım. Evet. Onu da kaybettik Allah yakın bir dönemde. Kubat, Hüseyin Turan, Mansur Ark, evet. Hani MFÖ gibiydiniz değil mi o dönemler abi? Biz hakikaten o zaman işte Bay Müzik'te biz oranın MFÖ'süydük. Evet abi MFÖ. Bir tek beraber konser vermiyordunuz benim bildiğim kadarıyla. Yok onu da yaptık. Onu da mı yaptın? İlk zaman bir turne yaptık hep beraber. Yok ya yani birlikte sahneye çıkmadık ama evet. aynı sahneye çıktık. Paylaştınız diye. Tabii ki. Ya bizim 30-40 ile gittiğimiz bir turnemiz var. 40 il. Maşallah. Yani, Türkiye'nin yarısı neredeyse. Yani, o işte kumpanya şeyine biz hani bir ucundan bir yetiştik. Ne yaptınız abi? Mansur Ark, Kubat, Hüseyin Turan. Kimler vardı abi? Var ekstra abi, vardı yani. Yani bu üçümüz varız ama bir sürü insan var. Yani İşin içinde beyaz yok mu ya? Genelde bu tarz şeyin içinde beyaz olur. Hani böyle Almanya, Stuttgart turnesi falan filan. Ondan öncekiler. Şu Mansur Ark'la bir hikayeniz var abi uçakta. Ya bizim uçakta şöyle bir şey oldu. Bir gün Ankara'ya gidiyoruz. Aynı programa katılacaktık işte. Uçak indi. Uçak indi ama bir sağa savruldu, bir sola savruldu. Türbülans. Ben eş dedim kaldım. Arkası gelmedi. Arkası gelmeyince işte neyse böyle toparladı uçak. Anlamışlardır ama eşten sonra ne geleceğini öyle bir ortamda yani ne gelebilir abi? Yani Mansur anladı Allah'tan. O dedi hiç merak etme ben senin yerine de dedi. Kelime-i şehadeti dedi hallettim dedi. Mansur yok. Evet. Süper abi. İyi öyle, anında ama yani gibi. Abi adı üstünde Esenboğa. Esenboğa yani eşiyor. Esiyor ki orası yani her seferinde böyle bir. Aynen abi. En sevdiğin grup var mı mesela? Şu anda yani genel olarak yani. Ya ben rock gruplarını seviyorum bizim burada. Evet. Mesela işte eskilerden Mor ve Ötesi. Mor ve Ötesi. Son dönemde Adamlar grubunu seviyorum. Adamlar bak, var bravo. Ya benim işte kulvarım dışında ama bize çok uyuyor ama bizim. Ha, ben de seviyorum yani. Adamları. Dolu Kadehi Ters Tut var mesela. Evet. Bu ya, değişik isimli onlar, gruplar var. Ya dökülmüş olabilirler. Evet. Aman arkadaşlar bana bozulmasın. Aklıma ilk gelen espriyi yaptım. Yok olur mu onlar? Onlar çok cana yakın çocuklar bu arada. Biz her türlü espri yapıyoruz. Onların da kaldıracağını düşünüyoruz. Yok ama mesela o grupların isimleri
Yani çok şey açıcı, güzel yani. Bence güzel ama isimler açıcı koyuyorlar. İşte zaten biri bir koydu. Son feci bisiklet. Ah işte bravo. O var. İlginç olan işte başka... Başka yok galiba abi. Yüz yüzeyken konuşuruz diyor mesela. Ha. Zaten onların başının ya altından çıkmadı mı bu? Aynen. Yüz yüzeyken konuşuruz. Bence ya, ilk enteresan grup adı. İşte face to face bak hocam. Face. İngilizce. Bravo. Hocam. Face to face. Süper abi. Güzel. Şimdi abi seninle biz 5 saat program çekeriz. Sıkıntı abi, yok bende ama hiç sıkıntı şimdi yok ama. Şimdi bu YouTube işte abi, biz bir anda eski tevellüt yine yaşa geliyor konuda. Ya oturup izleseler ya niye erken bitti diyecekler bu sefer. Bir de öyle bir ben, şey var. Ben biliyorum onu söyleyeceksiniz. Doğru söylüyorsun. Bu arada ekibe çok teşekkür ediyorum. Ekibe evet, de bir evet, alkış. Gerçekten yani hani kanının son damlasına kadar çarpışıyor bugün ekip. Vallahi, sen de iyi ki buradasın. Senin bu enerjin var ya, enerji olmasa güzel belki de biz bu programı iptal etmiştik. Vallahi ciddi söylüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Medusa hızla bitiriyoruz programı. Şey yapıyorum Medusa mesela. Medusa'ya hemen dönüyoruz. Sevgili izleyenler şu anda Özel dönmüyor muyuz? Yok daha dönmüyoruz. Niye dönmüyoruz? Evet. Ha tamam. Sürpriz olsun diye dönemiyoruz. Çok evet, özür diliyoruz ama sevgili Aybüke şu an itibariyle Özel Halloween makyajını yapmaya devam ediyor. Bir anda program başında gördüğünüz Aybüke çok başka bir Aybüke olarak Medusa olarak karşınıza çıkacak. Abi seni seviyorum ya. Can, vallahi eyvallah ya. Rıza çok, ben de çok seni çok seviyorum çok vallahi canım abi, kardeşim. Vallahi. Niye böyle duygusallar? İyi ki buluştuk ne güzel oldu ya. Şimdi artık diyorum ki bir şey yapsak mı böyle ya bir? Ya ben... He? O zaman ben bir şey yapayım abi. Ben bir şey yapayım. Abi hiç yapmadığım bir şey yapar mısın tamam yani? Ben türkü söyleyeyim ya. Evet şimdi mikrofonu falan bir ayarlayalım. Bağlamayı da getirin Hüseyin abimin. Hemen şöyle bir canlı aklımıza ne geliyorsa bir yapalım istiyoruz. Efendim, efendim. Ay ne zormuş baba ya bu YouTube çekmek. Vallahi zormuş ya. Zor yani. Sen hiç bulaşma bu işlere vallahi diyorum. Ben hepinizin yerine çekiyorum şu an YouTube'u valla. İçeriyim dedim ben yani. İçeriyim. Bakıyorum. Sabaha kadar içeriyim. Ne yapalım? Şu ahleyi arı arı yapmayalım artık abi. Evet onu zaten... Sıkıldın mı abi ondan? Yok sıkılmadım. Önceki programda da söyledik onu şimdi. Bugün de değişik olsun. Değil mi? Bugün hiç daha önce yapmadığımız... Evet yine sevilen bir türkü var. Edremit'in gelini diye. Edremit'in gelini. Onu icra edeyim efendim. Alkışlarla efendim. Edremit'in bağı
çökmüş dağına. Edremit'in bağına duman çökmüş dağına. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Hoştur cilvesi, cilvesi elmaslı fesi. Abi. Yanlış şeyden de aldık, tezahürat aldık ya. Vallahi, Lili'den. Lili'den de aldık. Vallahi, evet. Helal sana Lili. Abi içimizden geçtim vallahi ya. Vallahi çok ya. Güzeldi. Gerçekten. Ya, biraz böyle hastayım. Çok geçmiş olsun. Bir hatamız varsa çok teşekkür ederim. Ya estağfurullah, ne hatası ya. Hocam espriyi sen iki esprileri ayarlarla kaçırıyorsunuz. Salgın var abi, salgın. Evet, evet, abi vallahi. Şimdi şeye geçelim istiyoruz. Yani bir dinleyicimiz sormuş sormamış da ben soruyormuş gibi şey yapacağım. İzleyicimiz. Ne zaman rap okur diyorlar Hüseyin Turan? Abi rap okumak diye bir şey yok. Zaten günlük hayatta hepimiz rapçiyiz. Öyle mi? Nasıl ya? Bayağı konuşuyoruz işte. Hızlı hızlı yani hızlı. Rap çünkü bunu, hızlı böyle şey yapmak bunu, falan. Şimdi bak bunu biraz hızlandırdığında rap oluyor. Öyle mi? Biliyor muyum? Tabii, vallahi. Evet. Peki atıyorum ne bileyim bir teklif gelse ceza mesela düet yapalım dese okey misin? Yat. Olur tabii ama ben arada yine şey katarım ya, melodi katarım. Melodi katarım ya, evet. Eyvallah. Peki oyunculuk, dizi, mizi falan kesin bunlar. Bir ara bir şey hatırlıyorum ben seninle ilgili ya. Bir yerde oynamıştın ya, abi. Ön plana çıkan bir şey değil. Elbette benim hayatımda. Yani kıramıyorsun evet, galiba böyle işte bazı birkaç filmde kıramadığım. Nasıl mesela bizi kıramadın oldu. Geldin buraya normalde. Yok canım, tanımasan gelmezsin ya. Elbette tanışıklık önemli önce Rıza'cığım değil mi? Evet. Nerede abi bu en son film deneyimi? Ya 2-3 tane filmde bir Onur Ünlü'nün İtirazım Var diye bir film vardı. Orada yer almıştım küçük. Yine Sermiyan. Sermiyan. I Love You Too diye bir film vardı. Orada niye oynadın orada? I Love You'yu. Orada şey bir anlatıcı pozisyonunda böyle yani film içerisinde böyle bazı şarkıları icra ediyorsun. Ve Ozan kafası mı böyle? Ozan evet gibi, evet. Yani ben değişik şeyler giyerek kıyafetler. Ne giydin işte, abi? Kızılderili olduğum Daltonların bir tanesi. Yani böyle öyle o kıyafetlerle ne anlattın abi? Ya işte filmin şarkıları var onu söyledik abi. Ne bileyim yani. Eyvallah. Şimdi sevgili izleyenler artık ufak ufak bir dönsek mi? Ne yapsak Aybüke'ye biliyorsunuz daha yeni açanlar olabilir belki. Evet. Çünkü bu YouTube hocam buraya basınca ileri alıyorlar geri alıyorlar tabii, ya. Tabii 10 saniye. Hani belki saniye, eli evet. Değmiştir şu anda bizim sohbetimize denk gelmiştir. Başını izlememiştir. Aybüke konuğumuz abi. Acayip bir içerik makyajcısı diyebilir miyiz kendisine? Dönebiliyor muyum ona? Sosyal medyada mı make-up guru? Abi ben de bayağıdır görmüyordum ha. Şu anda kafayı çevirince bir korktum ha. Yani bu kadar kısa zamanda yani mükemmel vallahi. Bravo sana Aybüke. Teşekkür ederim. Benim ustalık eserimdir. Çok zor oldu. Evet. Çünkü muhabbetiniz çok güzel. Ay, İnsan çok merak ediyor, aklı gidiyor. Ay. Espriler çok komik. Sen hangi şarkıyı seversin mesela Hüseyin Turan'dan Aybüke? Çıngıraklı yılan. Çıngıraklı yılan türkü. Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim diye bir şey var. Doğru böyle bu Ankara havalarında. Yılan. Bir şey söylüyorum. Hüseyin abinin tabii ki çok zengin bir repertuarı var. Evet. Ben şimdi hangi Halloween'de hangi kılığa girsem onunla ilgili bir türkü bulayım. Vay vay vay. Abi hiç Halloween partisine katılmışlığın var mı veya ne bileyim katılmak ister misin? Londra'da. Londra'da. Asıl şey yeri orası ama biz onu kaçırdık biz. 2 Kasım'da döneceğim için. Asıl şey. Ama buraya gelmeden önce o bir takım hazırlıklar var. Onları gördüm. Hakikaten çok renkli.
oralarda bu makyajla iş... aran nasıl mesela abi? Yani tamam, böyle hani programlara yok. Katılırken ha, falan yani yapıyorlardı. Makyajı öyle programlarda. Böyle bir makyaj mesela kim olmak isterdin? Tövbe estağfurullah. Aa, vallahi nasıl yaptı ya? Korkuttun bizi aybike. Bu başka bir sanat ya. Vallahi hiç düşünmedim Rıza'cığım ya. Yani bu soru zor geldi. Yapalım sana Hüseyin abi. Bir dahaki. Bir programda evet, ne şöyle olmak bir şey isterdim? Belirleyelim. He. Bir şey olsun. Ne olabilir mesela Aybike? Yani Aybike bu sıfatta ne görüyorsun? Ne olur bu sıfat? Bu sıfat çok tatlı. Şimdi biz biraz hayır. Kontrast yaratmak için. Ha. Mesela Game of Thrones'ta Night King var. Aa, eyvallah. Night biliyor muyuz abi ben bilmiyorum. Bir orada Sibel Kekilli'yi biliyorum ben. İzlemedim ama... İzlemedim ama şey ya biliyorum yani. Yalnız söylemeyelim bu arada Sibel Kekilli orada oynadı mı abi? Game of Thrones'ta oynadı. Tabii, evet tabii, Türk oynadı yani Game of Thrones'ta. Tabii. Sibel Kekilli ile birlikte bir kişi daha var. Kimdir o? Türk. Bak onu tanımıyoruz mesela Sibel Kekilli oğlunu nasıl tanıyoruz? Onu biliyoruz. Yani, Sibel Kekilli'yi çok eskiden tanıyoruz ya, abi bence yani. Bence oyunculuk yönüne bakmak lazım. Yani öyle. Değil mi? Evet. Ya ben şey yapıyorum. Bak bak burada şimdi ciddileşeceğim. Burada ciddileşeceğim oyunuz çok iyiydi abi. Evet. Değil mi? Yani evet. İnsanlar yani o kadar hiç kimse yani kendi eğriliğine bakmıyor. Bravo. Hep başkasını. Hep deveye yok senin boynun eğri boynun eğri. Allah Allah. Sen doğru söylüyorsun. Herkes kendine baksın kardeşim. Evet, bir ortada bir şey varsa, başarı varsa mesela alkışlayın tabii. Her baba yiğidin harcı mı öyle bir diziye girip oynamak? Bravo. Yani ben bravo. Cinsiyet eşitliği anlamında konuşuyorum. Bravo. Yani onun için hiçbir destek sıkıntı yok lazım. Bence. Alkışlamak yani. Bence öyle yapmak. Zaten öyle, bakın. Öyle bakmak. Zaten bakın. Hani Hüseyin abi biz elimizden geleni yapıyoruz yani hani bakıldığı İnsan zaman şu anda. Abi bak yani. Bu ikinci şovumuzda bile Sibel Kekilli'den bahsettik. Ya destek veriyoruz daha... yani. Aynen öyle abi. Bravo abi. Tabii ki biz bu anlamda konuşuyoruz. Bravo. Evet döndük tekrar suya. Bu evetler de böyle havada kalıyor abi. Şimdi biz hani çok yakınıyor gibi gözüküyor olabilirim. Bu ikinci program sonuçta hani 33 yıldır. Sen radyo programa geldin mi abi benim ya? Gelmedin galiba değil mi? Radyoya denk gelmedik ya biz. Denk gelemedik evet. Yani. Denk gel. Nasıl abi bu? Canlı yayınıza bir kere bağlanmıştım. Ha telefonda. Ha. Onu hatırlamıyorum. Niye bağlamıştın? Acayip hayvanlar zamanı. Ha dur onun hikayesini anlatalım bak şimdi. Aynen. Bu çok eski bir hikayedir. Acayip hayvanlara benziysen evet, diye evet. Bizim 2002 miydi? 2003 yılı mıydı? 2007 idi galiba. 2007'de ben. O civarlardaydı. Biz civar. Tabii o zamanlar. 2006 gibi. Aynen aynen. Eski radyoda ya daha doğrusu ilk radyomuzda Best FM onu söyleyelim. Evet, Best FM'de evet. Biz o şarkıyı patlattık. Sabah Nihat çalıyordu. Akşam evet, ben çalıyordum evet, evet. Falan. Çok iyi ama hatırlıyorum. Öncesinde siz orijinal halini çaldınız. Tamam ha, tam onu söyleyeceğim. Azeri bir türkü. Yaklaşık 8 kıtadan oluşuyor bu arada. Değil mi? Hali 27 kıta. 27 pardon özür diliyorum. Evet doğru 27 kıtadan oluşuyor şarkı ama biz galiba bir 7-8'ini çalıyorduk. Evet evet yani böyle aslında yani. Can alıcı noktası o 7-8 kıtaydı evet, öyle evet. Hatırlıyorum. Sen de galiba onu duymuştun sonradan bizi arayıp tabii yayını ben arayıp ben bunu duydum. Söylemek istiyorum demiştim. Evet evet öyle bir şey oldu sonra. O işte, anonim mi bu arada? Ya o aslında Azerilerin bizde aşık atışması nasıl olur? Bravo aynen. Onlarda doğru. Da onlarda öyle bir şey var. Onlarda da bir atışma aslında. İşte ben çok eğlenmiştim. İlk duydum böyle. Aa dedim ki bu okunur. Ben öyle bir insanım. Ben eğlenceli biriyim ama biz abi her gün çalıyorduk onu doğru evet, söylüyorsun. Evet. Ondan sonra öyle bir şey çıktı ortaya. Hatta yani, çok acayip ya. Senin çok de şeyin vardır orada yani. Çok emeğin mutlu vardır. Olmuştum. Arayıp hatta ben bunu kullanacağım baba falan filan evet, demiştim evet, değil mi öyle bir? Aynen yani işte o kalmadı o senin konuşmuş. Gibi böyle nezaket sahibi insanlar ya, şey. Ya rezillik abi. İşte diz boyu yani. Bizim bir yapıştırasımız var galiba piyasaya. Vallahi bir canımız şey olsa da bir yapıştırsak ya. Vallahi neye canın sıkılıyor en çok mesela? Müzik piyasasında şu anda canını sıkan bir şey var mı ya? Yani şöyle... Burası YouTube rahat ol. Aynen aynen. Ya şu anda... Polemik olsun. Şimdi tabii insanların işte zevkleri, beğenileri tabii ki tartışılmaz ama... Hı. Ama çok büyük bir ahlaki bir çöküntü ve bir yozlaşmanın iz düşümü bu toplumda artık... Yani yayılıyor kangren gibi böyle. Ve bu en çok şey yoluyla önce ortaya çıkıyor. Sosyal medya mı? Ya sanat. Sanat. Yani orada ne yapılıyor orada görüyorsunuz aslında. Doğru. O anlamda tabii ki bunları biz onca yıl bir şey verememişiz diye böyle bazen hayıflanırım böyle. Değil mi ya? Biz o kadar konuştuk ya mesela sen 10 yıldır ben 33 yıldır konuşuyorum falan. Yani sanki yeni başlamışım gibi evet, doğru. Evet yani sanki size. Sıfırdan alınmış gibi her şey. Evet aynı öyle. Ama altın altındır. O değerini her yerde korur.
yani ona ihtiyacı olan da bir şekilde buluyor geliyor seni. İyi iş her zaman yerine oluyor. Evet, doğru. Yani ben uzun soru. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii efendim. Aybüke'ye dönelim mi şu an kamera olarak? Çünkü bayağı korkabilirsiniz. Evet. Almıştım da dönelim. Dönüyoruz efendim. Ben buyurun. Şimdi Hüseyin abi söyleyince aklıma o geldi. Çok hakim değilim ama öğrendim. TikTok'ta evet. Boş video diye bir kavram var. Allah Allah. He. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım. Boş video. Abla dedi biz boş video çekiyoruz. Boş yapıyoruz yani. İçerik yani. Ne diyorum? Hı. Boş diyor. Boş şey derken yok. Abi yani bir yeri çekiyoruz ama boş yani. Şöyle şey. Biz üçümüzüz mesela. Üçümüz dönüp kameraya bakıyoruz. O kadar yani. He. Mesela bütün video bundan oluşuyor. Boş derken he. Biz varız yani. Biz konuşmuyoruz. O kadar da boş değil. Şükür. Aklına gelen yani. Her türlü absürtlüğü işte yapıyorlar yani. Yapalım işte. Abi yani, biz de kamera herkes kamerasına baksın. Hani bakalım şey. Her herkes kameraya. Boş ne oluyor diyor. Peki bu izleniyor mu yani bu TikTok? Bu çok izleniyor onu anlatmak isterim. İşte onu çekende sıkıntı yok. He. İşte o izleyen sıkıntılı. Yani bak buradan onu açıkça izleyeni... bir gerçeği burada söylüyorum. Söyle yani abi. Sıkıntı var. Onu açıp hakikaten o boşluğu evet. Bir dakika boyunca izliyorsanız sizde bir sıkıntı var. Oturun bravo bir düşünün. Yani. İçinize dönün. Abi, hani bir kere izledim denk geldi. Eyvallah da onu ikinci, üçüncü defa izleyen tabii de var. Ya yani. Da 3-5 saniye izle abi diye bir bütün sonuna kadar izliyorsun. Değil mi yani? Peki şeyi soracağım Aybüke. Neymiş onun amacı neymiş? Yani çok mu izleniyormuş? Atıyorum rekor mu kırıyormuş? Yani boş dikkat videolar. Çekmek işte tabii. İzleniyor. Hatta ben TikTok'a girdiğimde daha aktif olmadım ama evet. Bana tavsiye edilen TikToker'ların bak sakın içeriğe özenme. Zengin bir içerik olmasın. Evet. Hem ilgi çekmez. Emek harcarsın. Üzülürsün. Tabii. Allah tabii, Allah. Tabii. Bir de şey var abi. Onu duydum. OnlyFans diye bir şey var. O parayla mı hocam ya? Hocam o oradan bayağı zengin olanlar var. Aman hatta abi. Yani işte şeyi bulup kaçanlar var. İşte parayı buluyor. Evet. Ondan sonra da kaçıyor gidiyor. Kaçıyor, sonra herhalde acayip kim... paralar kazanılıyor ya. Çok i̇şte enteresan. Ondan sonra şey evlilikler, mutlu evlilikler mutlu yapıp evlilik hani yani. O hani hayatının o bölümünü sonra. Değil mi? Aynı öyle. Vay be. Biz bir OnlyFans'lık bir şeyimiz yok ki potansiyelimiz yoksa yapardım İyi yani. Hocam, abi bizi zaten altta müzikte döşeriz. Abi ama biz yani bizi oradan dışlarlar gibi geliyor. OnlyFans bize göre değil. Benim yani mememi kimse görmek istemez. Öyle ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hüseyin Turan memesi dersek görmek istiyorum. Hüseyin Turan bak, memesi ne? Aynen öyle abi. Bak o konuda değerlidir. Öyle yok öyle. Evet YouTube'da olduğumuzun farkındasınızdır herhalde. Sohbet oraya doğru evriliyor efendim. Hüseyin Turan memesi nasıl bir şey birazdan açıklayacağız. Eyvah eyvah. Görsellerle beraber. Programın da başlığı çıktı ha. Hüseyin Turan'ın memeleri. Hüseyin Turan nasıl meme yaptı diye. Ya clickbait'e düşmeyelim şimdi yani. Bir ara şey vardı. Bu çocuklar bunu bilmez Hüseyin abi. Bu arabalarda var diye bujilerin meme yapması. Evet şey. Evet tabii bilmiyor musun? Hüseyin Turan meme yapması. Onu hiçbir zaman şey anlamamışımdır. Evet. Nasıl meme yapıyor? Hiç meme gibi bir şey de görünmüyor. Artık yapmıyor. Nerede eski bujiler hocam? Nerede? Hiç meme. Artık. Nerede eski bujiler? Eski memeden eski bujiler. Artık buji yok. Yani buji yerine artık elektrikli araçlar çıkardılar bilmem ne. Eyvallah yani, abi. Sen bu insandan arada... akıllı artık. Yani oy değil verse... Doğru. Gidiyor abi bu kendi kendine giden var kumanda uzaktan kumanda araba gibi vallahi eski şeyi basıyorsun gidiyor geliyor arkaya öyle. Yani öyle akıllı arabalar yaptılar yani gidip oy bile kullanabilir bir kişi olarak yani. Hadi inşallah diyelim efendim. Altıncı araba cümleyi Elon Musk abi ne diyorsun Elon Musk'la ilgili şimdi konudan konuya geçiyoruz Elon gerçi Musk. Ama. Yani takip eder misin bu abi? En son biliyorsun ya, bu seçimler olacak ya. İşte Donald Trump mıydı? Trump o 1 milyon dolar mı veriyormuş evet. Neymiş? Şimdi bu dünya yani siyaseti bu. Onu ben özel Nelson'la konuşurum. Düşün YouTube bile kaldıramaz evet diyorsun ya. Yani. Onlar değil mi? Şeyde takip ediyoruz efendim. Tabii, bu Elon Musk ne diyor? İşte ne yapıyor? Evet. Şeyin sahibi ya hani. Abi Elon Musk Twitter'da o zamanlar. Twitter'ı aldığı ilk gün ilk yaptığı iş eski sevgilisinin hesabını iptal ettirmek evet, olmuş. Yani, abi hasta. Bir, rahatsız. Yani. Bildiğin rahatsız yani. Eyvah demek ki sen alsan ne yapacağız biz? Ben alsam ne yapacağız? Yani İsmini benim değişmesi ki, hala de mesela ya hoşuma gitmedi. Değil mi ya? Eski X, ismi o kuş şeyi. X yani zaten böyle güzeldi. Bir bilinmezlik anlamına evet, geliyor ya. X, evet. Ya tam X oldu aslında aynen. Şu anda. Onun için ben de çok aktif değilim artık yani. Eskiden evet. Hani yardırıyorduk bir şeyler ama. Bir şeyler oluyordu ama evet, artık yani yaş şimdi... geçtikçe de biraz böyle durulmuyor musun abi? Ya ben hem öyle hem de çok gereksiz bir sürü şey dönüyor. O tip şeyin içinde olmak
Evet. İstememek. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela 2 saat Twitter'a veya X'e, ben hala Twitter diyorum. Instagram'a oraya buraya girmediğin zaman abi bir şey kaçırıyormuşum imajı oluyor bende. Böyle şimdi, panik oluyorum abi, gündem. Şimdi bizim gündem çok değişiyor ya, ülkenin gündemi. O gündemi bir şey kaçırmış hissediyorum. Öğrenmek için aslında o amaçla kullanırsan. X'e giriyoruz. Zaten, keşfete tabii. Falan giriyor musun abi Instagram'da mesela? Yok vallahi. Bakabilir miyiz abi keşfetine şu anda? Hiç bilmiyorum yani. Keşfet ne demek bilmiyorum ki. Abi keşfette mesela sürekli eğer örnek veriyorum. Bikinili kızlar bakıyorsan, aratıyorsan. Ha, orada şey sana çıkıyor Instagram sana. Diyor ki al sana diyor, bol bol diyor bikinili kızlar diyor abi, mesela, anladın mı? Arabaya bakıyorsan, araba aratıyorsan, araba çıkarıyor önüne. Valla kardeşim bak, bir evet, riske girdim. Canlı yayında bir riske girdim. Hüseyin Tuğra'nın şuraya mı yazacağız? Abi keşfede bir yere yazmana gerek yok. Ha. Şöyle ha. Yazacağım ha. Bir şey yazmayacaksın abi. Ha, abi yazmayacaksın. Ha, ben. Bak abi. Bak bakayım neler varmış abi bende. Şimdi bak. Yenileyelim şöyle bir. Yeniliyoruz. Ay hiç valla. Bağlama var abi. Müzisyenler var şu an görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Müzisyenler var. Yani başka ne olacak? Onlara bakmışsınız abi. Evet abi. Bir şey çıkar mı diye bekliyorum da. Hocam hiç. Abi Cem Yılmaz var, ona bakmışsın galiba. En son Erşen Kuneri'yi seyrettin galiba. Olabilir. Evet. Olabilir. Yani olabilir. Mikrofona konuşma. Neydi o? Öyle bir şey vardı onun, doğru. Evet. Evet abi, başka bir şey yok. Yani senin genelde demek ki müzik, enstrüman. Akıllı uslu. Akıllı uslu. Bir hesap yani, evet. Aynen. Tam yaşlı keşfeti diyebiliriz abi buna. Benim de öyle. Boomer. Bravo. Abi biz... Gördüğüm bir şey çıkmadı yani. Bak, gençliğimizin orta yaşındayız. Evet abi. Daha dur. Daha biz bunun hepsini döveriz. Daha orta yaşa girmedik yani. Onun evet için abi. Öyle... Şey yapma, kendini aynen. Öyle kodlama. Özel bir, şimdi vampir dedin gerçi girişte ama. Evet. Bu genç kalmanın sırrı yoksa, mesela bana da çok diyorlar, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun da. Ya yaşlandıkça gençleştim diyorlar bana abi. Ya o bir içeriği belki de. Bana demiyorlar da. Ya genç tutmak lazım içeriği. O içindeki çocukla ilgili bir şey. Hayat abi. Enerjini şeyi bırakmamak lazım. Ucunu bırakmamak lazım. Umut, onu böyle umutsuz bırakırsan, olmamak, ümitsiz evet. Olmamak değil mi? Aynen aynen. Hepsi içinde, doğru söylüyorsun. Eyvallah. Umarım uzun yıllarda öyle devam eder. İnşallah abi. Evet. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel.
salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Eyvallah. Ağzına sağlık baba. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sevdiğimiz, bildiğimiz, yıllardır duyduğumuz şükür ama sen bir başka bir renk veriyorsun. Başka bir yol atıyorsun. Ağzına sağlık valla. Seviyoruz türküleri ama işte. Evet abi için. Süper yani diyecek çok fazla bir şey yok. Artık şimdi birazdan finale geliyoruz. Biz tamam, 20 dakika 20 dakika diyorduk ama biliyordum abi senle bizim olduğu kadar. Bir saati geçeriz diye düşünüyorum ben. Ondan sonra iki de konuğumuz vardı. Bugün Hüseyin Turan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi artık hazır mıyız abi görmeye? Şimdi yani bence ama, görelim artık. Dur biraz az mı kaldı? Daha var. 3 dakika. 3 dakika var. Evet. 3 dakika, 5 dakika. Tamam o zaman şöyle yapalım. 3 dakikası varmış Aybüke'nin. Yeni açanlar için söyleyelim. Gerçi bu YouTube yeni açan yoktur diye tahmin ediyoruz. Birazdan artık finali, Halloween makyajının finalini göreceksiniz. Sevgili Aybüke Medusa yapıyor. Bakalım ne olacak. Hocam o zaman biz teşekkür ettik. Son cümleleri alalım böyle bir toparlayalım. Son bir şey söylüyor musun? Buradan Londra'ya galiba. Şöyle herhalde. Evet. Çıkınca, yani bu hafta sonu gideceğim ama yani gelip gidiyorum yine. Eyvallah. Peki sen gittiğinde bizi de aldırabiliyor musun abi oraya? Atıyorum ne bileyim bir sene sonra abi gel falan diyebiliyor musun? Hocam onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama istediğin zaman gel orada. Tabii, her zaman. Tamam. Londra'da bir kapımız var artık. Eyvallah. Ağırladığın için çok teşekkür ediyorum ve hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür umarım ediyorsun. Uzun soluklu olur. Vallahi çok yeni çektiğimiz emeği geçenler herkes adına çok teşekkür ediyorum. Bizim de tabii eksiğimiz yoktur değil mi canım? Eksiğimiz çok eksiğimiz vardı. Ya, sen de bunu ekarte ettiğin için idare ettik. Ne yapalım yani? Gibi. Hüccet tabii Hüseyin baba. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Çok uzun yıldır tanışıyoruz. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Evet, şimdi ben teşekkür ederim. Alkışlarla. Yani. Haydi bakalım. Aybüke'ye evet. Dönüyoruz efendim. Dönüyor muyum? Dönebiliyor muyum? 3, 2, 1. Dön bakayım hadi. Şimdi, ama harika bir makyaj. Bravo yani. Vallahi. Ne diyorsun abi son gün? Çok güzel. Vallahi. Ya yani çok başarılı. Değil mi? Yani. Aynen, aynen. Bak bu omuzlarda oraya bile şey yapmış. Şu güzel. Surat değil yani. Zaman evet. Değil. Evet. Değil mi? Süper oldu. Vallahi bir anlatır mısın şimdi bu ne diyorsun? Medusa tabii mitolojideki bilindiği haliyle. Evet. Athena'nın tapınağında ibadet etmek için gittiğinde kocası olan Poseidon tecavüz ediyor. Evet. Athena'nın da tabii siniri bozuluyor bu duruma. Evet. Cezalandırıyor. Evet. Medusa'yı ama adamı bak, değil. Kameraya bakarak anlat bakayım biraz. Daha peki, etkileyici anlatıyor. Olsun. Peki tamam. Tecavüze uğradı. En son oradan devam. Tamam. Athena'nın kocası Poseidon Medusa'ya tecavüz ediyor. Tabii hatunun ayarlar bozuluyor. Evet. Burada bir şey söylemem lazım. Şey çok bir özür diliyorum. Bir şey soracağım. Şimdi yani şey insana özgü bir şey. Yani cinsellik. Bu tanrıların işi gücü yok mu? Daha başka böyle bir level'da başka bir şey olması lazım hocam, abi ya. Ama siz bilirsiniz ki onlar aslında tanrılar diye dilimize Grekçeden çevriliyor. Aslında sabiteler. Bir çeşit metafor. İşte ya tabii ki onu biliyoruz. Evet, evet hocam siz bilirsiniz. Yani ben de şimdi gönderme yapıyorum. O kadar ben apayrı bir şey olması lazım. Daha başka oğlum, bir duygu. Abi, biz bu insana özgü duygular bunlar. Niye? Aynen öyle. Yani. İnsana mı özenmişler acaba? Hocam ben de şuna takıldım. Tamam tecavüz ben ettim. Ben çıkıyım abi siz bu. Ben de şuna takıldım. Poseidon tecavüz edeyim. Medusa'yı niye cezalandırıyorsun? Evet ya aynen öyle. Ne alakası yani, var değil mi yani? Allah bir de şimdi yılan saçlı bir şeye dönüşüyor. Şimdi evet. Kameraya bakıyorum. İşte aynen size yaptığınız tamam. Gibi. Tamam gözlerinin içine çok dikkatle bakan taş oluyor. Vay 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 ağzına sağlık. Gözler senin değil değil mi bunlar? Lensin. Bu benim de şükür. Sen çünkü şükür. O yüzden. Allah rıza bize bir şey olmaz inşallah. Kayıttan sonra inşallah çıkarız. Siz yine de çok odaklanmadan. Sen şimdi her şeyi boş ver. Şimdi veda ediyoruz. Ha, eline ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık Aybükeciğim de. Sen buradan eve nasıl gideceksin? Şimdi birazdan çıkacağım. Hani nasıl gidiyorsun? Metroyla mı gideceksin? Metroyla gidiyorum. Gideceksin? Biraz bazen korkuyorlar ama gerçekten bazen fotoğraf çektim. Gerçekten bunu silmeden mi gideceğim bu arada? Yok silmeden tabii. Ama fotoğraf çektiriyorlar. İşte takip ediyorlar, heyecanlanıyorlar. İnsanlara da bir hatırlatma. 29 Ekim'de tabii. Hani ne alaka? O bir ölçü. Tabii yani ipini koparan çıkmıştır. Hani şey yapma ama herkese. Abi, aynen. Bu arada dikkatli olsa yine de. Tabii 29 Ekim günü çekiyoruz. Cuma günü yayınlayacağız falan filan ama tabii 31 Ekim'de çekseydik tam Halloween akşamına denk geliyordu. Ben şimdi Türk bayrağıyla diyeceğim bravo. Ki Medusa da tamam. İnsandır.
Gir Marmara'ya git. Medusa aslında Türk'tü. Medusa olarak akbil falan bastı dıt falan filan. Çok güzel bir malzemeler olabilir. Sen şeyin yetersiz o... bakiye diyor. Basıyorum yetersiz bakiye. Medusa i̇şte girebilir. Şeyin sarnıcın önüne git işte bu yere batan. Değil mi? Ben heykel değilim de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya tekrar başka bir konuda görüşmek üzere. Hüseyin Turan. Haydi ki.